Uğraşıyorum onunla. Yani miçi diyebilirim. Nasıl ya? Köfte. Köfte ne? Köfte hiç sevmiyorum. Kariyerinde unutamadığın gol. Tabii ki çok gol atan bir oyuncu değilim ama en unutamadığım gol içeride Borussia Dortmund'da bu sene attığım gol. Asla unutmayacağım onu. Kariyerindeki en büyük üzüntü neydi? Yani sakatlık. Kesinlikle sakatlık diyebilirim buna. Operasyon geçirmiştim ve 3-4 ay sahalardan uzak kalmıştım. Bu 3-4 ay tek bir an değil ama genel olarak benim en mutsuz olduğum, en üzüldüğüm zamanlardı. Kariyerindeki en büyük sevinç? Çok var tabii ki mutlu olduğum anlar kariyerimde. Ama en önemlisi, en güzeli, en mutlu olduğum, en büyük sevincim tabii ki geçen seneki iki çift kupaydı. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası'ydı. Ciddi anlamda muazzam bir başarıydı ve benim için de böyle bir çift kupa ilk defa yaşadığım bir deneyimdi. O yüzden en çok mutlu olduğum anlar geçen seneki çift kupa zamanlarıydı. Takımda seni en çok güldüren futbolcu kim? Öncelikle ben çok şaka yapmayı, eğlenmeyi seven biriyim. Gülmeyi seven bir oyuncuyum, bir karakterim. Takımda Oğuzhan, Necip, Topal gibi oyuncularla gerçekten çok şakalaşıyorum. Onlar beni çok güldürüyorlar, ben onları çok güldürüyorum. O yüzden o üçünü söyleyebilirim. En çalışkan futbolcu kim? Kesinlikle Atiba. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz bir oyuncu. Sürekli fitness'ta, idmandan önce, idmandan sonra her zaman çalışıyor. Yemeklerine çok dikkat ediyor, yaşam biçimine çok dikkat ediyor. Onun bu futbolcu karakteri ve futbola bakış açısı bu anlamda sadece gençlere değil bence herkese, tecrübeli oyunculara da büyük bir örnek. Atiba inanılmaz bir profesyonel. En iyi giyinen takım arkadaşın hangisi? Bu biraz zor bir soru, karışık. Josef derdim ama demeyeceğim tabii ki Josef. Bence Pjanic. Elegant, şık giyinen biri. Peki en kötü giyinen? Tabii dikkat etmek lazım buna cevap verirken. Yani Michi diyebilirim. Bazen onu görüyorum ne giydiğini. Yani diyorum Michi bunu nasıl giyiyorsun? Başka bir şey bulamadım mı gibi uğraşıyorum onunla. Yani Michi diyebilirim. Gördüğün en yetenekli futbolcu? Yani Atletico Madrid, Deportivo La Coruña, Beşiktaş gibi takımlarda tabii ki inanılmaz. Burası daha çok inanılmaz yetenekler gördüm. Çok iyi oyuncular var. Fakat tabii tüm hepsini düşününce Pjanic farkını söylemek gerekiyor. Pjanic gerçekten her anlamda en yetenekli gördüm. En yetenekli oyuncu, muazzam bir yetenek. Çocukluk kahramanın kim? Atletico Madrid'in stoperi Godin. Ben de kendi mevkim olduğu için onu her zaman böyle bir rol modeli olarak, kahraman olarak görüyordum. Ve inanılmaz bir tesadüf, şans diyelim, ne dersek diyelim. Onunla beraber oynama fırsatı yakaladım, onunla beraber oynadım. Bana inanılmaz destekleri, yardımları oldu. Yani kariyerim açısından şu buralara gelme konusunda Godin her anlamda bana gerçekten inanılmaz yardımcı olan bir kahramanım diyebilirim. En son söylediğin yalan? Kulağımda. Yani yalan söylemiyorum demek büyük bir yalan olur. Tabii ki herkes bir şekilde yalan söyler fakat hatırlamıyorum ben son yalanımı. Belki başkasına sorarsanız onlar bilebilir belki benim yalan söylemiş olduğumu ama öyle bir yalan hatırlamıyorum spesifik olarak. İlla tabii herkes gibi benim de yalan söylemiştim vardır. YouTube'da en son izlediğin video hangisi? Aziz Haftası, Semana Santa. Onu izledim. Bu genelde Nisan aylarında İspanya'da olan dini bir ayin ya da tören diyelim, ritüel diyelim. Öyle bir hafta var. Onun videolarını izlemiştim İsmail'in en son. En son izlediğin dizi ne peki? Daredevil. En sevdiğin Türk yemeği ne? Dürüm çok seviyorum. İkisi de çok güzel. Et dürüm de güzel, tavuk dürüm de güzel. Ben tavuk dürümü en çok beğendim, tavuk dürüm. Peki en sevmediği Türk yemeği ne? Nasıl yani? Köfte ne? Köfte hiç sevmiyorum. En sevdiği şarkıcı? Sonra Ninia Pastori isimli bir flamenco sanatçısı var. Flamenco'yu çok seviyorum. Onun da şarkılarını gerçekten çok seviyorum. Türkçe şarkı biliyor musun? Biliyorsan biraz söyler misin? Çok zor bir dil Türkçe. Söyleyemem tabii ki. Oyunma odasında oyuncular, arkadaşlarımız bazen açıyorlar. Hatırlamıyorum.